Bugün 14 Ağustos 2021. Kısa dalga olarak güzel bir gün dileriz. Ben Demet Bilge Erkazan. Gündemin önemli başlıklarından derleyerek hazırladığımız kısa dalga bülten başlıyor. Batı Karadeniz'de kuvvetli sağanak sonrası yaşanan sel felaketinde resmi rakamlara göre 27 kişi hayatını kaybetti. Selin en fazla zarar verdiği Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde apartmanlar yıkıldı, çok sayıda yurttaş sele kapıldı. Yurttaşlar dere taşkını sırasında arabalarınızı çekin anonsu yapılmasına rağmen binaların boşaltılması yönünde uyarı yapılmadığını söyledi. Bültenimiz yayına hazırlanırken Bozkurt'taki kayıplarla ilgili sayı açıklanmamıştı. Ancak CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, AFAD'a 329 kayıp başvurusu yapıldığını söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önceki gece yarısı Bozkurt'ta yaptığı açıklamada, "Benim gördüğüm en ağır sel felaketi burası, Dereli'de karşı karşıya kaldığımız felaketin 5 misli diyebiliriz," dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kastamonu, Bartın ve Sinop'un afet bölgesi ilan edildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanan karara göre afetlerden zarar gören afetzedeler için yardım kampanyası düzenlenecek. Yardım kampanyasının koordinasyonunu yapmak üzere AFAD görevlendirildi. Kampanya kapsamında açılacak hesaplar AFAD tarafından duyurulacak. Cumhurbaşkanlığı kararıyla yardım kampanyası başlatılması muhalefetin tepkisine neden oldu. CHP sözcüsü Faik Öztrak, "Daha kayıplarımızın boyutunu öğrenemeden, acımızla yüzleşemeden sabah uyandığımızda IBAN numarasıyla yüzleşiyoruz," dedi. Deva Partisi kurucu üyelerinden Metin Gürcan da, "Somali'ye canımsın deyip 30 milyon dolar hibe atarken ülkendeki sel felaketinde vatandaşa yardım için IBAN atıyorsun" mesajı paylaştı. Gelecek Partisi sözcüsü Serkan Özcan da, "Envantere bir tek yangın söndürme aracı almamışsınız. Rize'de, Artvin'de ve şimdi de Kastamonu'da sel yıkıp geçmiş, en ufak hazırlığınız yok. Ama IBAN söz konusu olunca en öndesiniz, ayıptır," dedi. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Altındağ'da göçmenlerin ev ve iş yerlerine yönelik saldırılarla ilgili 72 kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltındakilerin 28'inin gasp, yaralama, mala zarar verme, uyuşturucu ve hırsızlık gibi suçlardan kaydı olduğu açıklandı. Emniyet önceki günde 38'i sabıkalı 76 kişinin yakalandığını duyurmuştu. Göçmen politikası ile ilgili açıklama yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz demokratız, bizde tartışılır raporlar çıkar, herkesi dinledim, okudum, kararım net. Ülkenin bekası için bu işi kimseyi mağdur etmeden ve gerçek sorumlularla hesaplaşarak çözmek zorundayım," dedi. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Türkiye'nin göçmen nüfusu kaldırmakta zorlandığını belirtirken, vatandaşlara provokasyonlara gelmeyin çağrısında bulundu. Kavuncu, "Türkiye'nin geldiği bu durumun faturasını masum insanlara çıkartmanın bir anlamı yok," diye konuştu. Metropol Araştırma Şirketi'nin anketine göre katılımcıların %61.6'sı Türk askerlerinin Afganistan'dan çekilmesi gerektiğini söylüyor. AKP seçmenlerinin %46'sı, CHP'lilerin %80'i, İYİ Partililerin %84'ü, HDP seçmeninin %78'i ve MHP'lilerin de %64'ü Türk askeri çekilmeli, diyor. Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre 2018'den 2020 sonuna kadar geçen 3 yıllık dönemde 12 milyon 272 bin kişiye antidepresan, 60 milyon 911 bin kişiye ise sinir sistemi ilacı reçete edildi. Bültenimize COVID-19 haberleriyle devam ediyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 yaş ve üstü nüfusta en az bir doz aşı yaptıranların oranının %70'i geçtiğini söyledi. Almanya basınında yer alan haberlere göre Alman hükümeti, ABD ve İsrail ile birlikte Türkiye'yi de yüksek risk bölgesi olarak sınıflandırmaya hazırlanıyor. Buna göre ülkeye girenler aşı olduklarına ya da COVID-19 geçirip iyileştiklerine dair kanıt sunamazlarsa 10 gün karantinaya girecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada aşılamayla ilgili Isparta'nın mavi kategoriye geçen il olduğunu söyledi. Bakan Koca'nın açıklamasına göre Isparta ile birlikte düşük riskli il sayısı 22'ye yükseldi. İstanbul'un en büyük pandemi merkezlerinden olan Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor İsmail Cinel, "Şu anda 4. pik içerisindeyiz. Aşı olanlara pozitif ayrımcılığın önümüzdeki 20 gün içerisinde getirilmesi lazım," dedi. ABD Gıda ve İlaç Dairesi, bağışıklık sistemleri zayıf kişilere uygulanmak üzere BioNTech ve Moderna aşılarının takviye dozu için onay verdi.
Polonya'da COVID-19 aşısına olan ilginin azalması sonucu hükümet 1 milyon 900 bin doz aşıyı satma kararı aldı. Aşıların İspanya, Portekiz, Ukrayna ve Gürcistan'a satılacağı belirtildi. Sırada ekonomi haberleri var. Otomobillerde özel tüketim vergisi oranları indirildi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye genelinde Temmuz ayında 107.785 konut satıldı. Konut satışındaki düşüş Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %53'e ulaştı. AVM'lerin cirosu bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde %101.3 oranında arttı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. Taliban, Afganistan'ın ikinci büyük kenti Kandahar'ın ardından kilit önemdeki Leşkargah ve Firuzkuh kentlerini de ele geçirdi. Amerika'da personelinin ülkeyi terk etmesi için Kabil Havalimanı'na ek asker konuşlandırdı. ABD, vatandaşlarına da Afganistan'ı bir an önce terk etmeleri çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler, Taliban'ın ilerleyişini sürdürdüğü Afganistan için insani kriz uyarısında bulunarak komşu ülkeleri kapılarını açık tutmaya çağırdı. Yardım örgütleri de ülkedeki durumun kötüleştiğini aktardı. İngiltere'de biri çocuk 5 kişiyi vurarak öldüren saldırganın Trump yanlısı, muhafazakar ABD siyasetine takıntılı ve aşırı sağcı YouTuber Jack Davis'in olduğu belirlendi. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Genç Bilim'in bu bölümünde Dr. Çağkan Özbalcı lipitleri anlatıyor. Özbalcı, yağ yakalım derken kendimize zarar veriyor muyuz sorusuna karşılık, yağ fazlasının çok büyük sorun olmadığı bilinen bir şey artık diyor. kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.